İmkansızlıklarla oluyor bu işler. Tabii. Yani Beşiktaş'ın altyapısı hakikaten imkansızlıklı. Ben Tabii bunu tabii. hep duyuyorum yani. Bizim Sinan Vardar'dan oradan buradan falan da duydum. Hakikaten zor. Ama büyük takımların altyapıları Gökhan daha farklı olması lazım ya. Değil mi? Yani büyük takımların imkanları var. Biraz altyapıya verir arkadaş bir şeyler. Hep duyuyorum hiçbirisi ideal değil. Emre Koca daha konuşuyor. Bakalım Rize'de neler söyleyecek. Aslında bu akşam güzel bir futbol sergiledik. Birçok eksiğimize rağmen iyi bir futbol oynadığımızı düşünüyorum. Pozitif anlamda arkadaşlarının yerine oynayan tüm futbolcularımız çok iyi mücadele etti. Maalesef duran toptan yediğimiz iki tane gol var. İlkinde benim gördüğüm kadarıyla Josef'e yapılmış bir faul var golün hemen öncesi. Onu da söylemeden geçemeyeceğiz. Tabii maalesef VAR her zaman olduğu gibi bizim aleyhimizdeki pozisyonları bu sefer de es geçmiş oldu. Tabii daha sonrasında rakibin 10 kişi kaldığı pozisyonda da Montero'nun belki gereksiz denilebilecek bir hareketi var. Ama orada Montero'dan çok daha fazla sert hareket yapan oyuncular kartsız geçildi. Tabii bu maçta 2 puan bıraktık. Ama oyun itibariyle Beşiktaş takımı iyi bir futbol sergilediğini düşünüyorum. Maalesef 2 puan bırakarak buradan ayrılıyoruz. Emre Bey, merak edilen konu devre arası transfer dönemi artık resmi olarak da başlıyor. Planlamanız nedir Beşiktaş adına? Nasıl bir yol haritası çizeceksiniz? Tabii transfere gelmeden önce biliyorsunuz Katar'da Süper Kupa ile döndük. Beşiktaş tarihinin gerçekten tarihine not düşecek bir seriyle, kupalar serisiyle bu sezonu tamam geçmiş, sezonu tamamlamış olduk. Bu noktada en kötü gününde Beşiktaş'a tekrar dönerek sahip çıkan, beraber yol yürüdüğümüz Sayın Başkanımız Ahmet Dulçebi, bir yol arkadaşı olarak ona teşekkürü borç biliyorum. Futbol takımı adına, Beşiktaş camiası adına, yönetim kurulumuz ve tabii bu kupalarda emeği çok olan Sergen Yalçın hocamıza ve teknik ekibine, yine görevi aldığı günden itibaren hakkıyla bu işi yapan, yine Beşiktaş'ın içinden yetişmiş Önder Karabeli hocamız ve teknik ekibi ve tüm futbolcu arkadaşlarımız ve tabii ki taraftarımız, büyük Beşiktaş camiası, bu 3 kupada ve kadınları da sayarsak 4 kupada tarihe not düştüğümüz bu sezonda gerçekten hep beraber Beşiktaş olarak bunu hak ederek aldığımızı düşünüyorum. Bu noktada çok iyi bir sezon geçirdik. Bundan sonrasıyla alakalı da bu sezon istediğimiz noktada değiliz. Tabii transfer sezonu geliyor ama bence bizim çok iyi transferlerimiz var. Hatta yaptık diyebiliriz. Emirhan İlkan, Demir Ege, Emirhan Delibaş, Kerem Kalafat Uşakspor'dan geliyor. Bir dipnot Uşakspor'a da sevgili belediye başkanına, Mehmet Bey'e, spor kulübüne teşekkür ediyoruz. Bizim işbirliği yaptığımız bu kulüpler, bizim emanet olarak onlara gönderdiğimiz oyunculara bir şeyler katarak Beşiktaş'a geri kazandırıyorlar. Bu noktada da Kadir Çinastıklarına bizi kırmadıkları için teşekkür ediyoruz. Devre arasında geri çağırıyoruz oyuncumuzu. Serdar var. Belki ismini unuttuğum birçok oyuncu artık ikinci yarı itibariyle daha fazla süre alacak. Bizim yönetime geldiğimiz gün koyduğumuz, Ahmet Nurçevi Başkanımızın ve bizlerin koyduğumuz gençleşme, öz kaynak düzeni politikası, bu anlamda aldığımız meyveler bugün itibariyle ortaya yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Bu strateji ve politikayı biz koyduk. Sergen hocamız buna katkıda bulundu. Önder Karabeli hocamız katkıda bulunmaya devam ediyor. İnşallah devre arasında bu transferler bizi ve daha katkı alamadığımız yabancı oyuncularımız, belki bir Alex, bizim en büyük transferlerimiz olacak diye düşünüyorum. Sayın Koca da Önder Karabeli Süper Kupa galibiyetinin ardından sezon sonuna kadar takımda kalacak. Aldığımız bilgi bu yönde. Sizden de bu konuda kulüpten resmi bir açıklama gelmedi. Bu konuyu size sorabilir miyiz şu anda? Aldığınız karar nedir bununla ilgili? Şöyle, Önder hocamız şu an için devam ediyor zaten. Biz ama önemli olan bizim ortaya koyacağımız strateji ve politika. Biz bunu zaten
Geçen sene itibariyle zaten başlatmıştık. Bizim rakiplerimiz kupalara hasretken biz bugün 3 kupalı bir Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Ve milyon eurolar gençleşme anlamında, yapılanma anlamında harcanırken biz hem 3 kupayı alırken çok fazla para harcamadık. Çok fazla maliyetli oyuncumuz yoktu. Bu sene itibariyle yine kiralık ve boşta oyuncularla bu sezona başladık ve genç oyuncuları ilave ederek başladık. Beşiktaş kulübü için alınmış kupalar ne kadar önemliyse öz kaynak düzeninden çıkarıp A milli takıma kadar yükselttiğimiz Rıdvan olsun, Ersin olsun, bu gençlerimiz de bizim için birer kupa. Beşiktaş camiası her zaman öyle bakmıştır bu olaylara. Serdar'ı da bunun yanına ekleyeceğiz. O da mutlaka A milli takıma bu sene gidecektir. Onun yanındaki diğer gençlerimiz de hepsi birer bizim için sahada oynayan Beşiktaş'a mal olacak çocuklar. Bu çocuklar bizim için birer kupa. Önder Hoca bu stratejiye uyuyor. Devam ediyoruz ama tabii ki yine bizim planlamamıza uyacak, stratejimize uyacak bir hocayla yollarımızı birleştirebiliriz. Ama daha önce de söyledik, bu hocalarımız, Mehmet Ekşi hocamız, altyapıda, Önder hocamız, Halim hocamız, bu hocalar her zaman zaten sistemin içindeler. Sistemin içinde kalmaya devam edecekler. Sayın Koca'da Adem'le hiç ve Ensakalı'nın durumuyla ilgili bir gelişme var mıdır? İki kadro dışı durumunda olan futbolcular. Bizim zaten o oyuncularla bir şekilde yolları ayırmak için zaten sene başından itibaren mücadelemizi yapıyoruz. Geçen sene de yaptık o mücadeleyi. İnşallah bu devre arasında talipler çıkarsa, Beşiktaş'ın şartlarına uyan bir noktada olursa yolları ayırmak istiyoruz. Laiçi Başakşehir'in istediğini biliyoruz. Sizle resmi temasları oldu mu? Henüz resmi bir temas olmadı. Olmadı. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim Sayın Koca'da. Sağ olun. Geçmiş olsun. Hayırlı akşamlar. Evet, Sayın Emre Koca'da diyor ki, aslında bizim en büyük transferimiz gençlerimiz, biraz da Emirhan'dan hareketli ama sadece Emirhan değil, bugün yani işte Serdar da sonradan dahil oldu. Rıdvan var, Ersin var. Şimdi, daha yani aslında önemli bir vurgu bak, yaptı. Yani onlar da birer kupa diyor. Şimdi hocam yani Twitter attan arkadaşa şey olarak biraz bilgilendirme açısından orada bulunduğum için sözünü kesiyorum, kusura bakma. Şimdi 2001 grubumuz vardı bizim. İyi bir gruptu. Ozan Hoca'nın çalıştığı Ozan Köprülü. Kaç? 2000? 2001. O 2001 grubundan bugün Ersin Destanoğlu'yla sol bek Rıdvan Yılmaz o grubun içindeydi. O grup, ondan olacağı zaten belliydi. Kerem diye bir sabikimiz vardı. Geçen sene Giresun'da kiralık oynayan. Bu sene Uşak'ta. Onun haricinde Ozan Akgün diye bir oyuncu vardı. Çok şey bekleniyordu ama Emirhan işte program başında dedim ya, Emirhan inşallah bu hataya düşmez dediğim çalışmadan Oğuzhan da 2001 grubuydu. Oğuzhan kendine bakmadı, oldum zannetti, hiçbir şey olmadı. Erdoğan Kaya da gene aynı şekilde, örneği de verdiğim için Erdoğan Kaya da hani Beşiktaş'ın geleceği de stoper açısından, o da bir şey olmadı.